Hepinize merhaba dostlar. Bugünkü videomuzda sizler için bir arkadaş yorumlarda sormuştu. Arka planda kullandığım ızgara şeklindeki siyahlı arka planı nereden buldun diye. Onun sorusuna istinaden hem onu hem de video editlerinizde kullanabileceğiniz birçok güzel materyali nereden ücretsiz bir şekilde bulacağınızı göstereceğim bir video olacak. Lafı daha fazla uzatmadan siz videoyu beğenirken ben de hemen olayımıza geçeyim dostlar. Şimdi sitemizin ismi Pinterest. Pinterest sitesine girdiğinizde ben size açıklama kısmına şu linklerden bazılarını bırakacağım. Sadece bu linkler değil. Mesela bunu seçtiğinizde bu. Ve buna benzer atıyorum şu haritayı seçtiğinizde o haritayla alakalı birçok görseli, yüzlerce, binlerce görseli bulabilirsiniz. Tek tek inceleyelim bakalım dostlar. Arkadaşım bahsettiği arka plan buydu. Buna ek olarak da şu şekilde hareketli olanlar var. Şöyle yazı çıkanlar var. Onlara kullanmasanız olur. Çünkü bunlar edit şeyi. Boş alanları kullanın. Böyle mavili olanlar var. Örnek veriyorum. Şu tarz görseller var. Bu tarz görseller var. Şu şekilde bir haritayı gösterenler var. Arka planı yeşil kuş var mesela. Şu şekilde olanlar var. Bunlarda herhangi mesela şu. Buna tıkladım. Şimdi bununla alakalı görseller çıkıyor. Mesela parayla ilgili bir videonuz varsa bunu kullanabilirsiniz. Bu film de parayla alakalı. Bunu kullanabilirsiniz. Tekrardan bakalım şöyle. Şu şekilde hareketli gifler var. Mesela bu şekilde görseller var. Bu şekilde görseller var. Hepsini tek tek alıp kullanabilirsiniz abi. Şöyle var. Şöyle mesela yeşil arka planlı içi yeşil olan telefonlar var. Sonrasında şöyle geçelim tekrardan. Mesela şu tarz görseller var bak. Bunlar videolarda çok güzel gidiyor. Direkt videoya atmak yerine konunuzla alakalı bu tarz görseller bulup aralara yerleştirirseniz arka planda sizin sesiniz olacak. Ama bu şekilde görseller yerleştirirseniz çok güzel oluyor. Mesela böyle görseller var. Instagram var. Şu tarz bir şey var. Şöyle kaydırma görseli var. Mesela sosyal psikolojiyle alakalı bir video çekirseniz bu var. Map ile alakalı bir şey anlatıyorsanız şunu kullanabilirsiniz. Ya anladınız siz ya. Şunu önermiyorum. Şöyle bir görsel var. Direkt videoların arasına bir rol olarak bunları atacaksınız abi. 10 numara oluyor. Bu tarz bir şey var mesela. Kişisel gelişimle alakalı bir videonuz varsa bayağı iyi olur bu. Bakalım bilgisayarla ilgili bir şey anlatıyorsanız. Elon Musk var. Şu tarz görseller var mesela. Bu açıldıktan sonra buraya bir yazı ekleyebilirsiniz. 2000 yılı sonra var. Bakalım şu nasıl bir şeymiş. Adım adım yüksel. Yani kişisel gelişim videolarında işe yarar, iş yapar. Buradan bir sürü materyal var. Mesela şuna tıklarsanız bununla alakalı buna benzer görseller çıkıyor. Şuna tıkladık mesela. Bak bununla alakalı görseller. Sonrasında sosyal medya ile alakalı bir şeyler bakıyorsanız atıyor mesela video SEO ile alakalı bir şey anlatıyorsunuzdur. YouTube SEO ile alakalı. Bunu hemen araya atacaksınız abi. İşte beğenileriniz şu taktikte daha iyi yükselir gibisinde. Bunu araya attığınızda şöyle bir şey var. Sonrasında şöyle bir şeyler var. Yazabilirsiniz diye bir şey anlatıp bunu da araya koyabilirsiniz. Ya siz biliyorsunuz işte tamamen sizin yaratıcılığınıza kalmış güzel video editlemek. Alarada bunları seçtiğinizde insan izlerken sürekli farklı farklı şey gördüğünde dikkati oraya odaklanıyor. Şöyle bakalım. Allah'ın neler var. Böyle bir şey var. Bir şey var. Video bitiş ekranı. Bayağı da güzelmiş. Bu var mesela ben bunu çok seviyorum. Direkt var ya. Yani sadece o grafiksel görseller değil. Bak bu tarz. Bunları da oynatabilirsiniz alarada. Ya binlerce abi. Sınırsız, ücretsiz bir B-roll kaynağı Pinterest. Buradan indirip kullanabilirsiniz. Mesela şu çok kullanılıyor. Dragon bakışı kullanılıyor. Kedi. Yüzlerce abi. Bu ben birçok videoda şunların hepsini görüyorum. Neredeyse hepsini görüyorum bunları. Hatta ben bunu... Mesela tarayıcınızda nasıl tekrardan bulurum derseniz bilmeyenler için gösteriyorum. En üstte şurada yıldız işareti var ya. Ona tıkladığınızda abi. Direkt olarak tarayıcınızda ekliyor bunu. Oradan bulabilirsiniz tarayıcıdan. Mesela şöyle görseller var. Bu tarz. Bunu nasıl indiririm derseniz... Eğer ki video ise Pinterest video indir diye Google'a yazarsanız ilk çıkan siteler indiriyor. Eğer ki resim ise direkt sağa tıklayıp kaydet diyorsunuz. O şekilde bilgisayarınıza kullanabilirsiniz. Bak mesela oldukça güzel bir görsel. Bayağı iyi materyaller varmış ya. Nasıl ne abi? Dostlarım onun mantığı anlamışsınızdır. Pinterest'e girdikten sonra size açıklama kısmına bu linklerin hepsini bırakırım ben. Tıkladıktan sonra keşif başlıyor. Mesela bunu gördünüz dediğim gibi buna tıkladınız. Sonra bunlar geldi. Bunlara tıkladınız. Burada beğendiğiniz bir şey var mesela. Şu mesela. Buna tıkladınız. Bununla alakalı görseller geliyor. O şekilde keşfede hangi sayfadaki materyaller hoşunuza gittiyse onu da üst taraftan kaydedin. Videolarınızda arada da bunlardan kesinlikle atın. Videolarınız 2, 3 hatta 4 kat daha fazla izlenecektir. Sen neden kullanmıyorum derseniz öyle. Arada da kullanıyorum ben de. Mesela telefon bağımlılıklarla alakalı video çekiyorsanız bunlar bayağı iş yapar yani. Farklı olmakla alakalı. Bu tarz mesela.
Dostlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğenirsiniz takdir beğenmeyi. Hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı. Bildirim çanını açıp video hakkındaki görüşlerinizi yorum kısmına yazmayı ihmal etmeyiniz. Video editiyle uğraşan arkadaşlar için kesinlikle işe yarayacağını biliyorum ben. Eminim. Uğraşıp da bu burayı bilmeyenler varsa. Görüşürüz.